Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde çift taraflı eşitsizliklerle devam edeceğiz birinci dereceden ve isterseniz yine niye hatırlatalım, birinci dereceden bir eşitsizlik ne demekti onu hatırlatalım. A ve B birer reel sayı olsunlar, A sıfırdan farklı olsun. Arkadaşlar biz burada A ve B'ye parametre diyoruz. AX artı B büyüktür sıfır, AX artı B büyük eşittir sıfır, AX artı B küçüktür sıfır. Ve ax artı b küçük eşittir 0 şeklindeki eşitsizliklere, biz burada x bilinmeyen bu arada, biz bunlara birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyoruz veya doğrusal eşitsizlik diyoruz arkadaşlar. Ve biz bunların çözüm kümelerini de aralık olarak ifade ediyoruz. AX artı B sıfırdan büyük dediğinizde bu eşitsizliği sağlayan X'ler bir reel sayılar kümesine tekabül edecek ve bunu da bir aralıkla ifade edeceğiz. Şimdi bugünkü dersimizde çift taraflı eşitsizliklerden başlayacağım. Şöyle ki bir örnekle başlayalım. 1 küçük eşittir X, o da küçük x artı 2, o da küçük eşittir 6 olsun. Ve bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş olsun. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diye sorulmuş olsun. Bu soruda ne yapacağız? Bu soruda aslında diğer soruları çözerken, yani eşitsizlik sorunu çözerken yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Aynı teoremlerden yararlanacağız. Şimdi biz bir teorem vermiştik, yapı teoremi şunu ifade etmiştik. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse, her iki tarafının aynı sayı çıkartılırsa veya bir eşitsizliğin her tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılırsa, elde edilen yeni eşitsizlik bir önceki eşitsizlikle denktir. Yani her ikisinin çözüm kümesi de aynıdır diye ifade etmiştik. Burada da yapacağımız işlem bu teoremdeki ifadeleri kullanmak. Şimdi bakın x artı 2 ifadesi var. X'i tek başına bırakmak istiyoruz. Öyleyse yapmamız gereken şey ne olacaktır burada? Bu eşitsizliğin her iki tarafına 2'nin toplamaya göre tersi olan eksi 2 sayısını eklemek. Bu eşitsizliğin her tarafına 2'nin toplamaya göre tersi olan eksi 2 sayısını ne yapıyorum? Ekliyorum. Ve şu anda elde edeceğim bu eşitsizlik, yeni eşitsizlik, üstte yazılan eşitsizlikle birbirine denk oluyor. Yani ikisinin de çözüm kümesi aynı oluyor arkadaşlar. 1 artı eksi 2 daha eksi 1. Eksi 1 küçük eşittir. X artı 0. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0'a eşittir. O da küçük eşittir. 6'dan 2 çıkarsa 4. Biliyorsunuz 0 toplamanın etkisiz elemanıdır. O yüzden x ile 0'ın toplamı kaça eşittir? X'e eşittir. Demek ki eksi 1 neymiş? X eksi 1 ile 4 arasında yer almaktaymış. Eksi 1 ve 4 dahil olmak üzere. Bunun çözüm kümesi eksi 1 ve 4 dahil olduğu için eksi 1, 4 kapalı aralığıdır arkadaşlar. Eğer sayı doğrusu üzerinde göstermek isterseniz de güzel bir sayı doğrusu çizersiniz. Ve bunu çizdikten sonra da dersiniz ki şurası eksi 1 olsun. Ondan sonra şurası da 4 olsun. Eksi 1 ve 4 dahil olduğu için bu noktalar çözüm kümesine dahil ait olacaklar. Eksi 1 ile eksi 1'den büyük ve 4'ten küçük olan tüm sayıları da ne yapacaksınız? Şu şekilde tarayacaksınız. Bu arada kalan doğru parçası eksi 1 ve 4 noktası dahil sizin çözüm kümenizdir diye ifade etmiş olacağız. İkinci örneğimizde ise şöyle bir durum söz konusu olsun. İkinci örneğimizde arkadaşlar. Şuraya 2 yazalım. Evet. Ondan sonra eksi 1 küçüktür x artı 3 bölü 4. O da küçük eşittir 2 olsun. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz densin. Dikkat ederseniz burada paydada bir 4 var. İlk önce bu 4'ü etkisiz hale getirmem gerekiyor. Yani aslında burada veya 1 bölü 4 ile çarpım söz konusu.
1 bölü 4'ün çarpmaya göre tersi de nedir? 4 sayısıdır. Çünkü bu ikisini çarptığımız zaman çarpmanın etkisiz elemanı olan 1 sayısını elde ederiz. Demek ki ne yapacağım? Bu eşitsizliği ben 4 ile çarpacağım. 4 çarpı eksi 1 küçüktür. 4 çarpı x artı 3 bölü 4. O da küçük eşittir. 4 çarpı 2. Ve daha sonra arkadaşlar sadeleştirmemiz gereken yerlerde sadeleşmemizi yapalım. Bakın 4 ile 4 buradaki pay ve paydadaki 4'ler sadeleşti. Soldaki çarpma işlemi eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4. O da küçüktür. X artı 3. O da küçük eşittir. Ne oldu? 8 oldu. Bu arada 4'ün pozitif reel sayı olmasından dolayı eşitsizliğimizin yön değiştirmediğine de lütfen dikkat edin. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi amacım x artı 3 toplamındaki bu toplam olarak yer alan 3'ü ortadan kaldırmak. 3'ü de eğer toplam olarak yer almaktaysa benim eşitsizliğimde, o zaman benim yapmam gereken şey bu eşitsizliğin her tarafına ne yapmak? 3'ün toplamaya göre tersi olan eksi 3 sayısını eklemek. Artı 3'ün toplamaya göre tersi eksi 3'e eşit veya ne diyebilirsiniz? Bu eşitsizliğin her tarafından 3 sayısını çıkartmak diye de bunu ifade edebilirsiniz. Yani eksi 3 ile toplamakla 3 çıkartmak birbirine denk işlemler. Eksi 4 ile eksi 3'ün toplamı eksi 7. Eksi 7 küçüktür x. O da küçük eşittir. 8 ile eksi 3'ün toplamı da neye eşit? 5'e eşit. Demek ki benim çözüm kümem neymiş? Eksi 7 küçüktür x. O da küçük eşittir. 5'miş. Eksi 7 dahil olmadığı için eksi 7 açık parantez virgül 5. 5 kapalı yani köşeli parantez olacak. Eksi 7 çözüme dahil değil. Çözüme kim dahil? 5 dahil arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde de gösterecek olursanız bir sayı doğrusu çizdiniz. Sayı doğrunuzu çizdikten sonra da dediniz ki şurası eksi 7 olsun, şurası da 5 olsun. 5 dahil olduğu için 5 noktasını karalıyorum. Eksi 7 açık olarak kalmaya devam ediyor. Ve bu aradaki bütün noktaları yani eksi 7 ile 5 arasında 5 dahil tüm noktaları da gene çözüm kümesine ne yapıyorum? Dahil ediyorum. Eşitsizliklerin çözüm kümesini bazen öğrenciler tek bir sayı olarak buluyorlar. Evet, mesela eksi 7 ile 5 arasında olan herhangi bir sayı, mesela 0. Mesela 0 bu eşitsizliği sağlar mı? Sağlar. Çözüm kümesinin elemanı mıdır? Evet, elemanıdır. Ama çözüm kümesi midir? Hayır değildir. Çünkü çözüm kümesi dediğimizde sadece 0'ın bu eşitsizliği sağladığı gibi bir durum iddia etmiş oluyoruz. Oysa ki bunun gerçekle alakası yok. Sadece 0 sayısı bunu sağlamıyor. Eksi 7 ile 5 arasında 5'ler almak üzere sonsuz tane sayı ne yapıyor? Bu eşitsizliği arkadaşlar sağlıyor. O nedenle bu eşitsizliğin çözüm kümesi bir tane, iki tane noktadan oluşmamaktadır. Lütfen bunlara arkadaşlar dikkat edelim. Başka bir örnek verecek olursak, mesela üçüncü örneğimize geçmişiz. Üçüncü örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimizde de ne olsun? Şöyle bir şey olsun. Negatif bir sayıyla söz konusu olsun çarpımlar. Mesela eksi 3 küçüktür. X artı 1 bölü eksi 2. O da küçük eşittir. Ne olsun? Sevdiğimiz bir sayı. 9'u da çok seviyoruz biz. 9 olsun. Evet. 9'u seviyoruz. 9 yaptık. Şimdi bakın paydadaki sayımız ne? Eksi 2. Eksi 2 negatif bir reel sayı. Ve bunun çarpmaya göre tersi eksi 2'ye bölünmüş veya eksi 1 bölü 2 ile çarpılmış artık nasıl isterseniz öyle düşünebilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer ben eksi 2'ye bölündüyse o zaman bunu etkisiz hale getirmek için ne yapmam lazım? Bu eşitsizliğin her tarafını eksi 2 ile çarpmam lazım. Yani eksi 2 ile bölünüyorsa bu veya eksi 1 bölü 2 ile çarpılmışsa demek ki bunu ortadan kaldırmak için ne yapmam gerekiyor? Eşitsizliğin her tarafını eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Ancak eksi 2 ile çarparken
Neye dikkat edeceğim? Az önce de söylediğim gibi eksi 2 negatif bir reel sayı. Bu yüzden eşitsizliğimiz ne olmayacak? Aynı kalmayacak. Peki nasıl bir değişim söz konusu olacak? Şöyle bir değişim söz konusu olacak arkadaşlar. Eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Peki yön değiştirmek ne demek? Küçüktür şeklinde olan bir eşitsizlik büyüktür olacak. Küçük eşittir şeklinde olan bir eşitsizlik ise büyük eşittir olacak. Bu negatifle çarptığımız zaman bunun böyle olduğunu ilk dersimizde vermiş olduğumuz teoremde ifade etmiştik. Yani bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir şeyle çarparsanız veya bölerseniz eşitsizlik ne yapar? Değişir ve bizim küçüktür olan eşitsizliğimiz büyüktüre dönüşür. Büyüktür şeklinde olan bir eşitsizliğimiz ise küçüktür şekline dönüşür demiştik. Bunu çok basit bir örnekle gösterebilirim. Bakın 1, 2'den küçük bir sayıdır. Nereden biliyorum dersem 1 artı p eşittir 2 olacak şekilde bir p sayısı var mı? Yani bir p pozitif reel sayısı var mı? Bu soruya cevap vermem gerekiyor. Gerçekten de p eşittir 1 olursa 1 artı p'li p toplamı ne yapar? 2 eşit olur ve 1 nasıl bir sayıdır? Pozitif bir reel sayıdır. Demek ki bir sayısı 2'den küçüktür. Bakın 1 ile ne yapıyorum? Her iki tarafı eşitsizliğin eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile bakın çarptık. Eksi 1 küçüktür. Eksi 2. Peki bu doğru mu? Bakın küçüktür dedim. Hiçbir şekilde eşitsizliği yön değiştirmedim. Bakalım bu doğru mu? Eksi 1 artı p eşittir. Eksi 2 olacak şekilde bir p pozitif reel sayısı var mı? Buna bakacağım. P buradan kaç çıkıyor? Eksi 1. Eksi 1 pozitif reel sayı olmadığına göre eksi 1 ne olamaz? Eksi 2'den küçük olamaz. Bu küçük olamaz. Demek ki ne olması lazım? Eksi 1 ile çarptığım zaman eşitsizlik ne yapmalı? Yön değiştirmeli diye söylüyoruz. Şimdi tekrar sorumuza dönecek olursak ne yaptık? X artı 1'in paydasında eksi 2 vardı. Bu paydadaki eksi 2'den kurtulmak istiyordum. Onu kurtarmak için de bu eşitsizliğin her tarafını eksi 2 sayısıyla çarptım. Eksi 2 negatif bir sayı olduğu için çarparken de ne yapmış oldum? Eşitsizliğimizin yönünü değiştirdim. Bakın eksi 3 çarpı eksi 2 büyüktür. Eksi 2 çarpı x artı 1 bölü eksi 2 o da büyük eşittir 9 oldu. Şimdi eksi 2 ile eksi 2 sadeleşti. Pay ve payda da 1 kaldı. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6. 6 büyüktür. X artı 1. O da büyük eşittir. Kaç oldu? Ha, burayı da eksi 2 ile çarpacaktım. Eksi 2 ile çarpacaktım. O da büyük eşittir. Eksi 18 oldu. Bakın gerçekten de bu eşitsizlik şu anda doğru bir eşitsizlik mi? Kesinlikle doğru. Çünkü zaten 6 bir kere eksi 18'den büyük bir sayıdır. Negatif olan bir sayıdan her zaman büyüktür. Değil mi? Pozitif sayılarımız. Şimdi x artı 1 var. X'in yanında kim var? Artı 1 var. Ben o artı 1'den kurtulacağım. Nasıl kurtulacağım? Artı 1'in toplamaya göre tersi olan eksi 1 sayısını bu eşitsizliğin her tarafına ne yapıyorum? Ekliyorum. Böylelikle de artı 1 ile eksi 1'in toplamı, toplamanın etkisiz elemanı yani sıfırı vereceği için x'i tek başına bırakmış olacağım. Ve 6'dan 1 çıkarsa 5 kaldı. 5 büyüktür x artı 0. O da büyük eşittir. Eksi 19. Ve onu da düzenlersek 5 büyüktür x. O da büyük eşittir. Eksi 19. Yani benim x, bunu şöyle yazabilirsin. Eksi 19 küçük eşittir x. O da küçüktür 5 diye yazabilirsin. Hangi gösterimi tercih ediyorsan. Peki bu nasıl bir aralıktır? Eksi 19 dahil, 5 dahil değil, yarı açık bir aralıktır. Ve bu aralığımızın da çözüm kümesini sayı doğrumuzun üzerinde göstermek istersek güzelce bir sayı doğrusu çizeriz. Bu sayı doğrusunu çizdikten sonra deriz ki ondan sonra şurası eksi 19 olsun deriz. Burası eksi 19 olsun deriz. Şurası da 5 olsun deriz. 5 dahil değil. Özür dilerim. Şurası da. Tabii silince hepsi birden silindi. Sorun değil. Yeniden çizebiliriz.
Eksi 5 dahil değil. Lütfen benim yaptığım hataya düşmeyin. Eksi 19 dahil ama 5 dahil değil. O yüzden 5'i açık çizeceğim. Bu aradaki tüm reel sayılar bu eşitsizliğin nesidir? Çözüm kümesidir arkadaşlar. Şimdi biraz daha farklı örneklere geçeceğim. Bu tarz örnekler de çok karşımıza çıkacak, çok yerde, hiç aklımızın ucuna bile gelmeyen farklı yerlerde, mesela bir fonksiyonun görüntü kümesini bulurken filan gibi konularda yararlanabileceğimiz aslında örnekler arkadaşlar. Dördüncü örneğimiz mi oldu bu? Dördüncü örneğimiz olmadıysa bile dördüncü örnek diye söylüyorum. Eksi 2 küçüktür x, o da küçüktür 3 ise 2x artı 4 ifadesinin çözüm kümesini veya çözüm kümesini bulunuz diyelim. Bu veya çözüm aralığı mı diyelim? Çözüm aralığını bulunuz diyelim. Yani 2x artı 4 hangi sayılar arasında değer alır? Şimdi burada ben çözüm küme, yani eksi 2 ile x'ler eksi 2 ile 3 arasında değişiyor. 2x artı 4'ün hangi aralıkta yer alacağını bulmam gerekecek. Yani ben az önce 2x artı 4 verilmişti. 2x artı 4 şundan küçük, bundan büyük denmişti. Oradan x'i buluyordum. Şimdi tam zıtını yapacağım. Yani x'in hangi aralıkta olduğu verilmiş. 2x artı 4'ün hangi aralığa düşeceğini bulacağım. Aslında gene siz eminim benden çok daha önce bu soruyu çözmeye başladınız. Ben atmaya başlamadan önce belki de. Neden? Çünkü çok aşikar bir çözümü olduğunu gördünüz. Bakın yapmamız gereken şey ne? Buradaki x'i 2x artı 4'e benzetmek. Yani diyelim ki şöyle bir şey. Bu 2x artı 4 kim? Diyelim ki ünlü bir kim var? Kim Kardashian, değil mi? Ona gibi giyinecek birisi lazım. Bu evet, onun giyim kuşam tarzına benziyor bu 2x artı 4. X de bakın, x'in de kendine göre bir giyim kuşam tarzı var. Ben bu x şahsını Kim Kardashian'ın 2x artı 4 formunda yazılmış olan o tarzına, o kıyafet giyim tarzına uyduracağım. Ne yapmam lazım? O zaman ilk önce bakın x'in üzerinde bir 2 çarpımı var. Yani bir üst kısmına mesela belki bir bluz giydireceğim. Veya belki de bir tatu yap, dövme yaptıracağım. Yani 2 ile çarpacağım kısacası. Hemen başlayalım. Eksi bu eşitsizliğin her tarafını önce ne yapıyorum? 2 ile güzelce çarpıyorum. Şu 2 çarpı x, yani bu hanımefendinin veya beyefendi, neden Kim Kardashian gibi gelmek istiyorsun bilemem ama bu hanımefendi veya beyefendi Kim Kardashian'ın tarzına sahip olsun diye ilk önce biz bunu ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptık. 2 kere eksi 2, eksi 4 küçüktür. 2x, o da küçüktür. Ne oldu? 2 kere 3'ten 6 oldu. Şimdi bir tane de 4 diye belki bir aksesuar eklememiz gerekecek. 4 aksesuar ekleyeceğiz. Eksi 4 artı 4 küçüktür. 2x artı 4, o da küçüktür. 6 artı 4, yani eksi 4 ile 4'ün toplamı 0. 0 küçüktür. 2x artı 4, o da küçüktür. Ne oldu? 10. Bakın ne oldu? Biz 2x artı 4 ile benzettik. Kim Kardashian'ın formatına benzettiğimiz zaman bizim hanımefendimiz veya beyefendimizin aldığı değerler 0 ile 10 arasında oldu. Yani bu onun beğeni mesela puan olabilir. Instagram'da aldığı beğeni puanı olabilir. 0 ile 10 arasında değişti. Kim Kardashian gibi giyinince, daha önceden kendisi gibi giyinince beğeni puanı eksi 2 ile 3 arasında değişiyordu. Kim Kardashian'ın tarzına benzer giymeye başlayınca beğeni puanı 0 ile 10 arasında değişti diye yorumlayabilirsiniz. Yani bu aradığımız nedir? 0 ile 10 arasındadır. 2x artı 4'ün üye olduğu küme 0, 10 açık aralığıdır diye söylüyoruz. Başka bir örneğe geçelim. Mesela bu sefer de bu kaçıncı örnek? 5 mi oldu? 5. örneğimizi yazıyoruz. 5. örneğimizde de farklı bir, evet, yine benzer bir şey mi soralım? Eksi 2 küçüktür x, o da küçüktür 3 ise 3x eksi 7'nin çözüm aralığı nedir? Evet, bakın bir önceki soru gibi, yani
Bu x'i 3x eksi 7'ye benzeteceğim. Önce benzetmek için ne yapmam lazım? Bu arada küçük bir tane sinek uçuyor. Fark ettiğinizi bilmiyorum ama biraz rahatsız etti beni. Şimdi Kim Kardashian gibi giydireceğiz. Önce bir ne yapacağız? İşte Kim Kardashian gibi bir üstüne bluz takacağız. Bir şey yapacağız. Neyse artık ben de çok bilmiyorum nasıl giyindiğini gerçi de Kim Kardashian'ı yapmayalım onu da bilmiyorum. Burada her tarafına neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. 3 ile çarpıyorum her tarafı bu eşitsizliğimizin. Şöyle güzel yapayım ya. Şöyle yazalım. Evet. 3 çarpı eksi 2 o da küçüktür. 3x o da küçüktür. 3 çarpı 3. Yani eksi 6 küçüktür. 3x o da küçüktür. 9 olmuş oldu. Şimdi Kim Kardashian'ın giydiği bir bluzu taktık üstümüze. Şimdi ne yapacağız? Belki bizde farklı bir onun takmadığı, kullanmadığı bir aksesuar var. O yüzden de o aksesuar çıkartmamız gerekiyor. O yüzden de eksi 7 çıkartacağız bu eşitsizliğin her tarafından. Eksi 6, eksi 7 küçüktür. 3x eksi 7 o da küçüktür. Ne oldu? 9 eksi 7 oldu. Aksesuarımızı çıkarttık. Kim Kardashian'ın öyle bir aksesuarı olmadığı için ve eksi 6, eksi 7 daha eksi 13 yapar. Burası 3x eksi 7 yapar. Ve burası da 2 yapar. Yalnız dikkat ederseniz burada ben daha önceden eksi 2 puanla 3 arasında like alıyordum. Instagram'da beğeni alıyordum. Dikkat ederseniz Kim Kardashian'a benzemeye çalıştığım zaman inanılmaz derecede puanım da azaldı. Olsun. Biz zaten like almak için yapmıyoruz bunları, değil mi? Eksi 13 2. Başkasının beğenisini kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Ondan senin kendini beğenmen. Eksi 13 ile 2 aralığında değişiyormuş kim? 3x eksi 7. Kim Kardashian'dan da vazgeçeceğim. Sanırım çok pek beğenilmedi bu şey. Eğer Instagram'da popüler olmak istiyorsak Kim Kardashian'a benzetmeyeceğiz kendimizi demek ki. Başka bir örnek verelim. Başka bir örnek verelim. Mesela ne olsun? X'ler 1 ile 4 arasında yer alsın. Bu sefer de biz bunu eksi 2x artı 4'ün çözüm aralığı nedir diye soralım. Bu sefer x'in katsayısı negatif olsun. Evet. Mesela sen ne yapıyorsun? Devamlı giydiğin bir deri ceket var. O deri ceketi çıkartacaksın. Şu eksi 2 o deri ceket olsun. Ne yapacaksın? Kime benzeyeceksin diyelim ki biz? Bruce Lee'ye benzeyeceksin diyelim bu sefer de. Bruce Lee'ye benzeyeceğiz. Bruce Lee böyle bir deri ceket giymiyor. Çok kalitesiz, çok çirkin bir deri ceket olduğunu varsayalım. Ne yapıyoruz? Eşitsizliğimizin her tarafını eksi 2 ile çarpacağız. Ancak burada neye dikkat edeceğiz? Burasına dikkat edeceğiz. Benim çarptığım eksi 2 sayısı nasıl bir sayı? Bu negatif bir sayı. O yüzden de eşitsizliğimin yön değiştirmesi gerektiğine ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Nerede benim kalemlerim? Evet şurada. Eksi, evet bakın 1 küçüktür, x küçüktür 4'tür. Eksi 2 negatif sayısıyla çarptığım için eşitsizlikler yön değiştirdi. Büyüktür oldu. Ve artık şimdi ne o elde ettim? Eksi 2 büyüktür. Eksi 2 x o da büyüktür. Eksi 8 elde ettim. Şimdi de bizim evet, Bruce Willis'in taktığı bir gözlük var biliyorsunuz. O çok sever böyle güneş gözlüklerini. Ray-Ban falan tarzı takar. Bir tane de Ray-Ban gözlük takalım şu çocukcağıza. Ondan sonra artı 4 diye her eşitsizliğin her iki tarafına ne yapıyorum? Artı 4 diye Ray-Ban gözlüğümü takıyorum. Bakalım şimdi ne olacak göreceğiz. Eksi 2 x artı 4 büyüktür. Eksi 8 artı 4 oldu. Ve eksi 2 4 daha ne yapar? 2 yapar. 2 büyüktür. Eksi 2 x artı 4 o da büyüktür. Eksi 4 oldu. Veya bir başka ifadeyle eksi 4 küçüktür. Eksi 2 x artı 4 bu da küçüktür. 2 oldu. Yani benim çözüm aralığım eksi 4 ile 2 aralığına dönüştü. Dikkat ederseniz bu çocuk kendisiyken kendi istediği gibi giyinirken Instagram'da daha fazla beğeni alıyordu. Bruce Willis'e beğenmeye kalkışınca beğeni puanları azaldı. Eksi 4 ile 2 aralığına düştü. Tarkan'ın şarkısı mı vardı öyle?
Ne diyordu? Kendin ol. Bir şey var. Öyle bir şarkı vardı ya. Neyse hatırlayamadık şarkıyı ama siz demek istediğim anınız kendiniz gibi olun. Kimseye özenmeyin diyoruz. Başka tarzda formatlarda sorulara devam edeyim. Yedinci sorumuz oluyor sanırım bu. Yedinci sorumuz da şöyle olsun. A ve B birer reel sayı olsunlar arkadaşlar. Ve 2 küçüktür A, o da küçüktür 6. Ondan sonra da eksi 1, eksi 1 küçüktür B, o da küçüktür 3 olsun. Olsun. Evet, birinci şıkta, A şıkkında mesela A artı B hangi aralıktadır diye soralım. Hangi aralıktadır? B şıkkında 3A eksi 2B hangi aralıktadır diye soralım. Ve herhalde bu yeterli iki tanesi. Şimdi bakalım nasıl çözeceğiz bu soruları. Evet, ne dedik? Dedik ki A şıkkını çözelim. İlk önce 2 küçüktür A, o da küçüktür 6 dedik. Eksi 1 küçüktür B, o da küçüktür 3 dedik. A artı B'nin toplamını hangi aralıkta olacağını söylüyor. Burada sonsuz bunlar A ve B reel sayı olduğu için sonsuz tane reel sayı var. Ben buradan 2 tane 3 tane sayının alıp da onların değerlerini toplayamam. Aralık olarak toplamak zorundayım. Bu böyle toplam yapabilir miyim? Evet yapabilirim. 2 artı eksi 1 küçüktür A artı B. O da küçüktür 6 artı 3 diye yazabiliyorum arkadaşlar. Bu tarz eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabiliyorum. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 1 küçüktür A artı B. O da küçüktür ne oldu? 9 olur. Demek ki A artı B hangi aralığın elemanıymış? A artı B arkadaşlar 1 açık 9 açık reel sayılar kümesinin veya aralığının elemanıymış diye söylüyoruz. Pekala 3A eksi 2B hangi aralıktadır diye sorulduğu zaman ne yapacağız? Onu da bakalım. Şimdi benim ilk önce verilen aralıklı şu ifadeyi tekrar düzenleyelim. 2A 2 küçüktür A küçüktür 6 var. Bir de ne vardı? Eksi 1 küçüktür B, o da küçüktür 3 var. Benden istenen ise neymiş? 3A eksi 2B'nin hangi aralıkta olduğu soruluyormuş. Şimdi bakın 3A var. Ben A'nın hangi aralıkta olduğunu biliyorum. Burası 6 bu arada. B'ye benzemiş ama lütfen benim yazdığım 6'lar evet niyeyse B'ye benziyor galiba. Bu 6. 2 ile A, şey A 2 ile 6 arasında ben ise 3A'yı bulmam lazım benim. Bu durumda her tarafı neyle çarpmam gerekiyor? 3 ile çarpmam gerekiyor. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2 küçüktür. 3 ile A, o da küçüktür. 3 ile 6, 3 ile 6'nın çarpımı diye söylüyorum. 3 kere 2 6 yaptı. 6 küçüktür. 3A oldu. O da küçüktür. 18 oldu. Harika, bunu bulduk. 3A'nın hangi aralıkta olduğunu belirledik. Pekala. Şimdi eksi 1 küçüktür B. O da küçüktür 3 var. Benim neyi bulmam lazım? Eksi 2B'yi bulmam lazım. Eksi 2B'yi nasıl bulacağım? Yani bunu şöyle düşüneceğim çünkü. Şöyle düşüneceğim. Eksi 2B'li bulmam için bu eşitsizliği her iki tarafını eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 ile çarpacağım. Ama eksi 2 negatif bir sayı olduğu için eşitsizliklerimiz yön değiştirecek. Eksi 2b o da büyüktür. Eksi 2 çarpı 3 olacak. Eksi 2 çarpı 3 olacak. Eksi 2 çarpı eksi 1 2 büyüktür. Eksi 2b o da büyüktür. Eksi 6 veya eksi 6 küçüktür. Eksi 2b o da küçüktür. 2 diye de ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Şimdi artık ben ne yapacağım? Şimdi artık ben 3A küçüktür 18, o da neden büyüktür? 6'dan büyüktür eşitsizliğiyle. Eksi 6 küçüktür eksi 2B, o da küçüktür. 2 eşitsizliğini taraf tarafa toplarsam 0 küçüktür 3A eksi 2B, o da küçüktür 20 diye bulmuş olurum. Yani 3A eksi 2B hangi kümenin hangi aralığın elemanıymış? 0, 20 açık aralığının elemanıymış diye buluyorum arkadaşlar.
Böylelikle arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Vaktinizi ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.